Irak'ın Kerkük kenti diken üzerinde. Peşmerge 4 yıl aradan sonra yarın Kerkük'e dönmeye hazırlanıyor çünkü. Türkmenler endişeli. Irak'ta yeni bir kriz çıkabilir. Irak'ın petrol zengini Kerkük kentinde Türkiye'nin istemediği senaryo mu hayata geçirilecek? Barzani'ye bağlı Peşmerge yıllar sonra Kerkük'e geri dönmek için geri sayımda. Irak'ta dengeleri sarsacak gelişme yeni kriz çıkarma potansiyeline sahip. Peki Kerkük neden önemli? Sorunun cevabı yerin altında gizli. Kent, Irak'ın petrol üretiminin yaklaşık %40'ını sağlıyor. Kerkük'ü kontrol eden otorite, petrol gelirleri üzerinde de hak elde ediyor. Ancak statüsü tartışmalı. Türkmenler de, Kürtler de Kerkük'te hak iddia ediyor. Amerikan işgali sonrası yazılan anayasa, Kerkük'ün statüsüne ilişkin kararın 2007 yılında yapılacak referandumla belirlenmesini öngörüyordu. Ama referandum hala düzenlenmedi. Yıllar içinde Kerkük'ün demografik yapısı değişti. Türkmenler sistematik şekilde göç ettirilirken Kürt nüfus arttırıldı. Terör örgütü DAEŞ'in saldırıları Kerkük'ün kaderinde kırılmaya yol açtı. Irak askerleri kaçınca kent 2014 yılında peşmergelerin kontrolüne geçti. Irak, Kürt bölgesel yönetiminin 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumu süreci tersine çevirdi. Bağdat'taki merkezi hükümet bağımsızlık kararı alan Iraklı Kürtlere rest çekti. Peşmerge kovuldu. Kerkük'ün kontrolü yeniden Irak ordusuna geçti. Şimdi kentin kaderi yeniden değişebilir. Peşmerge çıkmak zorunda kaldığı Kerkük'e 4 yıl sonra dönmeye hazırlanıyor. Son haberlere göre Bağdat ve Erbil anlaşmaya vardı. Süreç 25 Kasım'da başlıyor. Kentin güvenliği Barzani'ye bağlı peşmergelerle Irak merkezi hükümetine bağlı askerlerden oluşan karma güce verilecek. Hedef DAEŞ kalıntılarıyla mücadele. Ancak Türkmenler aynı fikirde değil. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'a göre peşmergenin asıl amacı petrol gelirlerini ele geçirmek ve siyasi iktidar oluşturmak. Turan, bunun Irak'ın birlik ve beraberliğini bozma tehlikesi taşıdığı uyarısı yapıyor. Türkiye, Kerkük'te tek bir unsurun baskın olması fikrine karşı, farklı etnik grupların yönetim konusunda mutabakata varmasını destekliyor.